politikadaki hatanın faturası da vatandaşa ödetiliyor. İç politikadaki sıkıntının faturası da yine vatandaşa ödetiliyor. Şimdi altılı masa diyoruz, muhalefet diyoruz ve bir iktidar değişikliği olacağını öngörüyoruz. Çünkü hani sokağa baktığımız zaman, vatandaşın sesine baktığımız zaman artık 21 yıl sonra bir iktidar değiştirme iradesini de pek çok yerde görüyoruz. Son anketlere de bakınca aranın da makasının da açıldığını görüyoruz ama şimdi muhalefet partilerinden bir tanesi, az önce de söyledik, işte Suriye politikasının mimarı olarak adlandırılan Gelecek Partisi'nin, şu anki Gelecek Partisi'nin o dönemin başbakanıydı. Sayın Davutoğlu'nun da buna canhıraş karşı olduğunu görüyoruz. Şöyle söyleyeyim, Davutoğlu'nun tezi şu: Rusya'nın diyor Suriye'de Esad rejimini meşrulaştırma çabası içinde olduğunu görüyorum. Yani ifadesi bu kendisinin. Ve bununla birlikte Türkiye'ye dönük yeni bir göç dalgası başlayabileceğini ifade ediyor. Ve işte ancak uzlaşının şu amaçlarla sağlanabileceğini ifade ediyor ki, yani bunların hani şimdi ben ifade edeceğim, yorumu da izleyicilerimize ve size bırakayım. Bir diyor, Suriye'nin toprak bütünlüğü korunacak. İki, Suriye halkı ile barışık yeni bir dönem başlayacak. Üç, ulusal uzlaşı kapsamında hiçbir etnik grup dışlanmayacak. Dört, Birleşmiş Milletler kararları uygulanacak. Beş, Suriye'de bir geçiş hükümeti kurulacak. Buna kim nasıl karar veriyor? Yani ve yeni bir anayasa ile birlikte mültecilerin dönüşü uluslararası teminat altına alınacak. Yani tavşan daha kaçmış. Aslında Çavuşoğlu'yla ilkesel olarak hemen hemen aynı noktada, evet, duruyorlar. Yani dönüp dolaşıp. Evet evet, bunu vurgulamak lazım. Yani Çavuşoğlu'yla aslında Davutoğlu'nun söyledikleri birbirinin aynısı Tuğba. Yani benzerlik açısından. Bakın, bir arızayı da bir uluslararası olarak sorunu yaratanlar çözebilirler mi peki? Ya bir kere arıza nerede? Arıza sorunun sorumlusu, Tuğba, çözümün belirleyicisi olmaz olamaz. Evet. Şimdi Davutoğlu'nun bir söz verelim, Nurşen Gütekin'e devam edin. Ben çünkü stüdyoda olmadığım için Amire'nin konuştuğunu duymadım. Kısaca bir şey söyleyeyim izninizle. Buyurun buyurun siz. Bakın diyor ki, ya şimdi dünyada nasıl göründüğümüzü anlama açısından bu. Sanki içeride bir şeyler iyi gibi gözüküyor ama rezil oluyoruz. Nasıl? Diyor ki, Esad hükümetini meşrulaştırma. Arkadaşlar, Türkiye büyük Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan tek devlet Beşar Esad hükümeti zaten. Ya orada başka bir şey yok aslında. Hukuksal olarak, hukuksal zeminde en meşru, tek meşru güç Birleşmiş Milletler nezdinde, yani dünyanın gözünde Esad rejimi. Biz neyi konuşuyoruz? Kim kimi meşrulaştırıyor? Kim kime ne anlatıyor? Gerçekten bir hukukçu olup da bunları görünce çok rahatsız oluyoruz. Çünkü meşru hükümet o zaten. Toprak bütünlüğünü sen tanımak zorundasın. Uluslararası hukuka göre şu anda senin bu anlamda yapacağın her hareket aslında kuvvet kullanma yasağı, kuvvet kullanma tehdidi yasağı gibi bir sürü uluslararası hukuk kavramına karşı durumda. Bunlar hiç konuşulmuyor, bir. İkinci olarak da şunu söylemem lazım. Şununla ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Bakın, Candaş Tolga Işık'ın bir kitabı var. Herkese tavsiye ederim. Liyakat diye. Çok kısa. Orada kendisinin yaşadığı bir şeyde şunu soruyor. Fransa'da. Türk diplomasisinin nasıl çöktüğünü, diplomatları monşer diyerek dışlayarak Türk dışişlerinin nereye götürüldüğünü gösterme açısından. Eskiden bizim büyükelçi olarak atadığımız, Avrupa'da, Asya'da, Amerika'da atadığımız kişiler gittikleri ülkelerin dillerini konuşabilirlerdi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne atadığımız bir büyükelçi İngilizce bilirken, İspanya'ya atadığımız büyükelçi İspanyolca bilirken, Çin'e atadığımız büyükelçimiz, bizim büyükelçimiz Çince konuşuyordu. Bu çok önemli. Bu oran %80, %90'lardan %10'un altına inmiş. Şimdi neden? Siyasi tercihler yapıldığı için ve bu bizi diplomaside daha aşağı çekiyor ve bu tür pazarlıklarda da bugün geldiğimiz işte 21. yılını konuşacağız AK Parti'nin. Dış politikadaki çöküş de aslında bunun sebebi. Siyasi değil, devlet politikası başka bir şey. Meslek memuru olarak birinin gelip yükselip o kariyer basamaklarından sonra büyükelçi olması başka bir şey Tuğba. Şimdi Davutoğlu'nun anlamak istemediği şu. Bakınız, 22 tane Arap ülkesi var. Hani ne bileyim, bir alıp elimize kağıdı,
demokratik kriterler, insan hakları filan böyle bir sürü şey yazıp tek tek değerlendirmeye çalışsak, ben şunu demek istemiyorum, Suriye çok demokratik bir ülkedir demek istemiyorum ama 22 Arap ülkesi içinde yani bir scouting tutsak, bir çalışma yapsak, alt kriterleri tespit etsek, emin olun en demokratiği çıkar biliyor musun? Bir de layık bir ülke. İnsan hakları açısından, kadının toplum içindeki yeri açısından. Tabii. Şimdi Suriye'ye yapılan operasyon bir emperyalist müdahale. Yani Büyük Orta Doğu projesinin Suriye bacağını realize etmeye çalışıyor. İşte İsrail'in etrafında onu güvenli sağlayabilmek için atomize etmeye çalışıyor. Burayı etnik, dinsel, mezhepsel alt kompartımanlara bölmeye çalışıyor. Şimdi Davutoğlu yani tamam iyi eğitimler de almışsın ama anlamak istemediği şu. Türkiye ne yazık ki hem de ne bileyim burada devrimler yapılmış, anti-emperyalist mücadele vermiş bir ülke emperyalizmin Büyük Orta Doğu projesinin Suriye bacağında taşeronluk yaptık biliyor musunuz? Türkçesi bu. Ve bugün 4-4,5 milyon sığınmacıyı kucağımızda bunun için bulduk biliyor musunuz? Bunun tabii sonucu o. İşte ülkemizde istikrar bozuldu, sınırlarımız kevgir hale geldi. Öyle illerimiz, ilçelerimiz var ya nüfusun %20'lere dayanmış etnik yapısı değişmiş. Demografisi değişmiş. Bu dünyanın en büyük tehdit olarak görüyor çağdaş ülkeler. Yani kitlesel, kontrolsüz, kitlesel göç. Bu Büyük Orta Doğu projesinin bir sonucu. Biz burada taşeronluk yapmasaydık bunları kucağımızda bulmayacaktık ki. Şimdi bunun sorumlusu Davutoğlu bizden kusura bakmasın ama bu altılı işte ittifaka verdiği destek nedeniyle teşekkür ediyoruz. Ben ama onu şöyle anlamıştım yani bir şekilde hatasını anlamış, doğruya doğru gelmiş olarak değerlendiriyordum. Bence bir iş muhasebesini yapmalı. Biz taşeronluk yaptık, dibine kadar taşeronluk yaptık ve bugün bu istikrarsızlık ülkemizin hemen yanı başında var ve Türkiye'yi de tehdit ediyor. Onun için yani bunu gerçekten altını çizmek isterim yani. Lütfen. Sonra ekleyeyim. Yani biz bir taşeronluk yaptık, bunun sonuçlarını çekiyoruz, acı çekiyoruz. Bir an önce buradan dönmeliyiz. Yani yok Beşer Esad böyleydi. Ya bakın 22 Arap ülkesine bakın. Demokratik kriterlerini değerlendirin. Kadının toplumda aldığı yeri değerlendirin. Bir de hani ben sadece bunu okuyarak ne bileyim analiz yaparak değerlendirmiyorum. Yani bombalar patlarken 2012'de Nisan'da ben Suriye'ye gittim. Yerinde gördüm Türkiye'nin çok yanlış işler yaptığını. Bakın çok yanlış. Sen anti-emperyalist mücadele vermiş bir ülkeden geliyorsun. Emperyalizme taşeronluk yaptık biz biliyor musunuz? Evet, emperyalizme taşeronluk yaptık. Şimdi bunun acısını çekiyoruz. Bir an önce buradan dönmeliyiz. Şimdi yani tamam hata yapıldıysa yapıldı artık yapacak bir şey yok. Bir an önce buradan dönmeliyiz. Bunu hala savunuyor olması kusura bakmasın ama Davutoğlu bu doğru değil. Yani Emevi Camii'nde namaz kılacağız diyerek başladı. Onlar Emevi Camii'ne gidemedi ama ben gittim. Bakın ne kadar ağır büyük faturalar ödedik. Esat da gitti. Bayrağımız yakılıyor sınırda. Yani o noktaya geldi. Stratejik derinlik kitabında okudum ben. Yani tam kelimelerde hata yapabilirim ama şöyle diyor. Yani